Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Huawei MateBook 14 dizüstü bilgisayarı inceleyeceğim. Biliyorsunuz Huawei uzun yıllardır özellikle çevre ürünleri, bilgisayar, tablet, akıllı saat, kulaklık gibi ürünleriyle aslında piyasada yer alıyor. Tabii telefonları da vardı ama özellikle bu tarz ürünlerde de oldukça iddialı bir marka olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz ayrıca bir D serisi var. Bir de böyle doğrudan doğruya 14 olarak gelen bir seri de var. Bu seri gerçekten de farklı bir olmuş. Ben her zaman yaptığım gibi bir dış tasarımdan başlamak istiyorum. Şimdi bu ürünün iki farklı rengi var. Fıstık yeşili ve siyah olmak üzere. Daha doğrusu griye benzeyen bir renk olmak üzere. Ben kesinlikle alacaksanız bu rengi almanızı öneririm. Ben bu rengi çok sevdim. Fıstık yeşil derken böyle abartı bir yeşil değil ama çok hoş ve çok estetik göründüğünü söyleyebilirim. Alüminyum bir dış gövde kaplamamız var. Hatta dışarıdan baktığınızda MacBook'a fazlasıyla benziyor tasarım. Şuradaki öndeki logoyu bir elma koysanız MacBook diyebilirsiniz. O kadar benzediğini söyleyebilirim. Çerçevesiz bir klavye tasarımımız var. Bu arada benim ekranda arkadaşlar Q klavyeyi göreceksiniz ama Q klavyede Türkçe karakterler yok. Bu ürün test ürünü olduğu için yurt dışından geliyor. O yüzden bulunmuyor ama siz satın aldığınızda Türkçe karakterler olacak. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Fonksiyon tuşları yine üst kısma konumlandırılmış. Oldukça büyük bir touchpad'imiz var. Neredeyse alt kısmın 3'te 1'ini kaplıyor. Önden baktığımızda sağ yan tarafta bir tane USB portumuz mevcut. Tip A portumuz bu. Sol tarafa baktığımızda ise tip C bağlantı yuvamız var. Bunun yanı sıra bir tane daha tip A bağlantı yuvamız var. Bir de HDMI çıkışımızın ve kulaklık çıkışımızın olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Ekranın çerçevelerine baktığımızda dört tarafta hemen hemen aynı kalınlığı görüyoruz. Üst kısımda bir webcam bizleri karşılıyor. 1080p bir webcamimiz var. Görüntülü görüşmelerde vesairede bu webcam'i kullanabiliyoruz. Ürünün güç açma kapama tuşu klavyenin sağ üst kısmına konumlandırılmış. Parmak izi desteği de var. İsterseniz bilgisayarınızı parmak izinizle de açabiliyorsunuz. Alt kısımda ise havalandırma delikleri görülüyor. Bunun dışında cihazın fiziksel görünümü bu şekilde. Şimdi ürünün teknik özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. 14.2 inç büyüklüğünde 2880x1920 piksellik OLED dokunmatik bir ekranımız var. 450 nit maksimum parlaklığımız bulunuyor. 120 Hz ekran yenileme hızımız. Intel Core Ultra 7 155H işlemci. Intel Arc ekran kartı zaten bütünleşik geliyor. 16 GB RAM 1 TB NVMe SSD'miz var. sRGB, Adobe RGB, P3 renk gamı desteği bulunuyor. 70 Watt saatlik bir lityum polimer pilimiz var. Wi-Fi 6 desteği var. Bluetooth 5.1. Parmak izi okuyuculu güç düğmemiz yer alıyor. 1080p webcam, 2 mikrofon, 2 hoparlör, 65 watt hızlı şarjımız var. 1.31 kilogramlık bir ağırlığımız var arkadaşlar. Ve fiyatımız da 39.999 TL. Şimdi gelelim Huawei MateBook 14'ün kullanım deneyimine. Öncelikle şunu söyleyeyim. Üzerindeki işlemci Ultra 7 serisinden 155H. Ve oldukça da güzel bir işlemci bu arada. Ben son dönemde biliyorsunuz MateBook X Pro'yu da incelemiştim. 2024 modeli. Onda da benzer bir işlemci kullanılıyordu. Yani bu işlemciler gerçekten iyi olmuş. Neden iyi olduğunu birazdan açıklayacağım sizlere. Günlük kullanım için zaten sorun yok. Şimdi onları tek tek anlatmama bile gerek yok. Hani ofis programlarını kullanmaktan tutun da diğer tüm özellikleri kullanabiliyorsunuz. Zaten Windows 11 işletim sistemine geliyor. Standart olarak yüklü geliyor ve o şekilde kullanabiliyorsunuz. İşte internete girmekten işte aklınıza ne geliyorsa yani sosyal medyada gezinmeye kadar her işinizi yapabiliyorsunuz. Bunlar zaten standart işlemler. Bunları yapabiliyorsunuz. Bazen şu soru geliyor bana arkadaşlar. İşte Google servisleri var mı gibi bilgisayar için soruyorlar. Biliyorsunuz telefonlarda ve tabletlerde yok ama bilgisayarda böyle bir kısıtlama yok arkadaşlar şu anda. O yüzden hani Google servisin gelmeme gibi bir durum zaten olamaz. Çünkü Google servisleri zaten bilgisayar tarafında herkese açık. Orada bir sınırlama, kısıtlama olmadığının altını çizeyim arkadaşlar. Öte yandan ekranın OLED olması güzel. Birçok farklı renk gamını desteklemesi güzel. Bu da cihazı birden fazla kullanım alanında etkili hale getiriyor. Yani öğrenciler için uygun oluyor. Aynı zamanda iş dünyası için kullanılabilir hale geliyor. Hatta benim gibi böyle hem hareket halindeysiniz hem de video vesaire editlemeniz gerekiyorsa oralarda bile kullanabiliyorsunuz ki ben kullandım. İşlemciyle sentetik testler yaptım. Onların da görüntülerini ekranda şu anda gösteriyorum. Cinebench testi yaptım malum. Bir de video edit yaptığım için arkadaşlar 18 dakika 54 saniyelik 4K 60 FPS bir videoyu render yaptım arkadaşlar. 25 dakika sürdü. Gerçekten de bence çok iyi bir değer bu. Gerçekten de şunu söyleyebilirim. Dışarıda vesaire kullanımda rahat bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor bu bilgisayarı. Hani ben kendi senaryomu anlattım sizlere. Siz farklı uygulamalar, farklı şeyler bu şekilde bir düşünerek kendiniz de hesabınızı yapabilirsiniz. Bu arada bilgisayarın 16 GB RAM, 512 GB depolama ve Intel U5 125H işlemcili sürümleri de var. Fakat şu anda online tarafa baktığınızda bunları göremiyorsunuz arkadaşlar. Sadece 16 GB'a 1 TB ve Intel U7 155H işlemcili satın alabiliyorsunuz.
Oyun oynayabiliyor. Oyun bilgisayarı değil. Evet, öyle bir iddiası yok ama oynuyor. Mesela Forza Horizon 5 yükledim ben. Ve bu oyunda kendi FPS ölçümü bir ayarı var. İsterseniz başlangıçta bu FPS ölçümünü yaptırtabiliyorsunuz. Ben yaptım, 30 FPS verdi. Bence gayet iyi bir değer. Yani hareket halindeyken de bu bilgisayarla oyun oynayabilirsiniz. Orada herhangi bir sıkıntı da yok. Tabii ki bu bir oyun bilgisayarı değil. Onun altını bir kez daha çizeyim. Ama oynatır mı? Oynatır arkadaşlar. Orada bir sorun yok. Bilgisayarda bulunan touchpad günlük ihtiyaçlar anlamında fazlasıyla işe yarıyor. Ama benim gibi Adobe Premiere ya da Photoshop gibi uygulamalar kullanan biriyseniz haricen bir fare bağlamanız faydanıza olacaktır. Bu cihazda 2 adet hoparlör bulunuyor. Ses kalitesini ben yeterli buldum. Bir ses testi de yaptım. Şimdi onu izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. Tableti şöyle elime alayım arkadaşlar. Size de özelliklerini buradan anlatmaya başlayayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. 3'e 2 bir ekran oranımız var. %87 ekran gövde oranı var. Oldukça ince çerçevelerimiz var. Ama bu çerçevelerin kalınlığı hem üstte hem altta hem yanda hem de diğer sağ tarafta ve sol tarafta aynı şekilde tasarlanmış. Huawei MateBook 14'te bir webcam olduğunu söyledim. Webcam için bir kapatma düğmesi yok. Onu baştan belirteyim. Kapatma düğmesi olmadığı için de webcam yani fiziksel olarak yok. Ama yazılımsal olarak bir Huawei'nin kontrol paneli var. Oradan webcam'i açıp kapatabiliyorsunuz ve webcam ile ilgili bir sürü ayar da var bu arada. Arka planı bulanıklaştırma, işte gürültüyü engelleme, sesle ilgili ayarlar falan. Yapay zekanın aslında sürekli ekrana bakıyormuş gibi gösterme gibi bir sürü ayarı var. Bunlarla da güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani yapay zekanın olması, yapay zeka ses tarafında da kullanabiliyorsunuz. Kulaklık vesaire taktığınızda etraftaki gürültüleri azaltıyor. Görüntünüzü iyileştirebiliyor. Arka plana bir şeyler koyabiliyor. Yani böyle birçok yapay zeka özellikleri standart olarak cihazla birlikte kullanılabiliyor. Bunları bu hem PC Manager uygulaması var. Onun içinden veya Huawei kontrol panelden değiştirebiliyorsunuz veya ayarlayabiliyorsunuz. Bence bu güzel olmuş. Bir şekilde webcam'in kapatılabiliyor olması da güzel olmuş. Yani en azından yazılımsal bile olsa kapatılması güzel. Biliyorsunuz bu konularda biraz hassasiyet olan insanlar da var. O yüzden böyle bir şey olmuş. Yani fiziksel bir tuş olsaydı daha da güzel olurdu ama Huawei burada onu koymamayı tercih etmiş. Huawei'nin daha önceki bilgisayarlarında karşımıza çıkan süper cihaz, işte ekran paylaşımı vesaire gibi özellikleri de yine kullanabiliyorsunuz. Ben mesela Huawei'yi bir telefonla denedim. Doğrudan ekranını ve Huawei'nin telefonun tüm özelliklerini bilgisayar üzerinden kullanabiliyorsunuz. Ayrıca tabletiniz varsa Huawei tabletin işte ekranı paylaşma, mesela bu ekranı o tablete doğru işte büyütme, genişletme gibi özellikleri de kullanabiliyorsunuz. Bu tarz özellikler hepsi var. Yani kulaklığınız vardır, saatiniz vardır. Bu bilgisayara bağlayarak da kullanabiliyorsunuz. Bu süper cihaz özelliği iyi olmuş. Huawei bu ekosistemi çok ciddi şekilde çalışıyor ve ciddi bir emek vermiş. Bunu da söyleyebilirim. Kameranın kalitesini merak edenler için örnek bir video çektim. Şimdi gelin onu izleyelim. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Huawei MateBook 14'ün webcam'ini kullanarak kaydediyorum. Bir pencere önünde duruyorum arkadaşlar. Gündüz ışığı var şu anda yüzüme doğru gelen. Ve siz de bu bilgisayarın webcam'ini kullandığınızda 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde bir görüntü ve ses kalitesine ulaşacaksınız. Performans konusunda bu işlemci iyi dedim. Bir de süper turbo özelliği var. Bunu isterseniz hani bu az önce bahsettiğim PC Manager uygulamasından aktif edebiliyorsunuz. Yani bilgisayarın gücünü sonuna kadar kullanabildiğiniz özel bir mod da var. Süper turbo modu. Tabii ki doğal olarak bu ne yapıyor biliyorsunuz. Takdir edersiniz ki pil ömrünü azaltan bir hareket. Ama böyle kısa sürelerle eğer güce ihtiyacınız varsa o özelliği aktif hale getirdiğinizde bilgisayar gerçekten de çok daha performanslı çalışmaya başlıyor. Gelelim pil özelliklerine. Huawei'nin açıkladığı rakamlara göre 19 saate kadar video oynatabiliyor. 1080p bir video oynattığınızda 19 saate kadar oynatabiliyor. Ben normal kullanımda şunu gördüm. Pili %100 doldurduğumda yaklaşık 8-9 hani 9-9,5 saatlik bir süre gösteriyordu bana. Muhtemelen buna yakın değerler bulacağım arkadaşlar. Bence günlük kullanım için yeterli. Yani sabah yanınıza aldığınız bilgisayarı, şarj cihazınızı almasanız bile, kutudan bir tane adaptör kablo çıkıyor zaten. Adaptör birbirine bütünleşik yani ayrı ayıramıyorsunuz. En azından adaptör takılan tarafı ayıramıyorsunuz. Normalde bazen iki ucu da tip C kablo çıkıyordu. Bunda öyle değil. Bildiğiniz bir adaptör ve ona takılı bir kablo var. Ucu da tip C. Tip C'den doğrudan doğruya şarj edebiliyorsunuz. Tip C'yi aynı zamanda ekran çıkışı olarak da kullanabiliyorsunuz bu arada. Eğer varsa etrafınızda bir o tarz bir monitör, o monitöre de bağlayarak da ekranı genişletebiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Pil ömür tarafında da 10 saatin ben fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyorum. Tip C'den şarj olduğu için de takdir edersiniz ki ve tahmin edersiniz ki aynı zamanda PD destekli bir power bankınız varsa oradan da şarj edebileceğiniz anlamına geliyor bu bilgisayarı. Bu arada Huawei MatePad 14'ü isterseniz kalemle de kullanabiliyorsunuz. Huawei'nin 3. nesil M-Pencil'ını bu ürünle birlikte kullanabiliyorsunuz. Ben deneyemedim. Kalem bende vardı ama özel bir aksesuarla bilgisayara tanıtmak gerektiği için bunu deneyemedim. Ama isteyen olursa böyle bir özelliğin olduğunu da
belirtmiş olayım. Denilim hepinizin merak ettiği konu olan fiyat tarafını aslında söylemiştim teknik özelliklerde. 39.999 TL'lik bir fiyat etiketi var. Hani bu hafiflikte ve bu özelliklere sahip olan bir bilgisayar olduğu için ben fiyatını makul görüyorum. Çünkü dokunmatik ekran var, OLED ekran var. Fiyatlarda 3 aşağı 5 yukarı artık buralara gelmiş durumda. Huawei MateBook 14'ün piyasadaki benzer özelliklere sahip bilgisayarlardan daha uygun fiyatta olduğunu söyleyebilirim. Şu anda ekranda bu özelliklere sahip bilgisayarların fiyatlarını da görüyorsunuz. Eğer Huawei telefonunuz, Huawei saatiniz, Huawei tabletiniz veya bunlardan bazıları varsa, bazıları yoksa böyle bir ekosistem kurmak adına Huawei MateBook 14 güzel bir seçenek olacaktır diye düşünüyorum. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu incelemede sizlere Huawei MateBook 14 dizüstü bilgisayarı anlatmaya çalıştım. Benim anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden küçük de bir ricam var. Kanala abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Aramızda abone olanlar var, yorum yazanlar var, paylaşanlar var. Videolarımı çok teşekkür ediyorum onlara. Beni yeni keşfeden, yeni gelen, ne güzel anlatıyorsun, çok güzel videolarım var diyenler de kanala abone olarak destek olursa sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz harika olur. Farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.